Günaydın. Saat 7'yi çeyrek geçiyor ve eksi 16 derece dışarıyı Arabanın buzu çözülmediği için dün bırakmıştık. Dün de çalışmadığından herhalde bugün de çalışmayacak. Şimdi bazen yorumlarda diyorsunuz, yok arabanın ön camına branda koyun, yok üstüne bir şey örtün. Araba komple donmuş yani, şimdi üstüne ne örtersen ört, işlemiyor ya. Evet, yine iş başa düştü arkadaşlar. Sabah Passat yarı yolda bıraktı, şimdi de oduncu. Odun sipariş ettim. Dedi ki traktörüm çalışmıyor soğuktan. Dedi, tilhengerin varsa römorkun gel al. Ya. Şempe bre. Meltem Hanım, sizi de piste alalım böyle. Öyle çekmeyle olmaz. Hadi bakalım. Yok, ben fenomeni taşıyamam, kusura bakma. Tabii arabayı temizlemeden gidemeyeceğimiz için fırtına da olsa mecbur temizliyoruz. Yarın benim doğum günüm, 10 yaşıma giriyorum. Pastamı da kendim hazırlayacağım. Arkadaşlar, size daha önce öğretmenlik videosunda bahsettiğim, eşimin de bir yıl çalıştığı okul sonrası SFO dediğimiz yerdeyiz şu anda. Beril'in doğum gününü burada kutlayacağız. Şu an doğum günü başlasın mı? Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Günaydın. Saat 7'yi çeyrek geçiyor ve eksi 16 derece dışarıyı gösteriyor. Dün çalıştırmadık arabayı. Herhalde bugün de kendisi çalışmıyor şu an. Eşim uğraşıyor. İşe gideceğiz. Bakar mısınız nasıl donmuş dışı? Dün de böyle parıl parıl parlıyordu. Havayı da göstereyim size. Böyle karanlık şu an. 7'yi çeyrek geçiyor saat. İnşallah çalıştırabiliriz. İşe gideceğiz ikimiz de. Evet arkadaşlar. Bu sabah Passat bizi üzdü. İki arabayla çıkış yapmamız gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi araba tamamen donmuş ve çalışmadı. Şimdi şöyle bir cihaz var, Quick Charge diye. Bir aküye can vereceğim. Çünkü bir iki denemeden sonra aküyü bitirdi ve kaldı araba. Araba donmuş yani komple, yapacak bir şey yok. Kapıları açtım bir şekilde ama şimdi aküye biraz şununla can verip çalıştırmayı deneyeceğim. Şimdi bazen yorumlarda diyorsunuz, yok arabanın ön camına branda koyun, yok üstüne bir şey örtün. Araba komple donmuş yani, şimdi üstüne ne örtersen ört, işlemiyor yani. Normalde soğuk havalarda elektrikli arabalar işte işi yapmaz diye elektrikli araba almıyor kimse. Ya da işte eleştirenler oluyor. Sabah Tesla olmasaydı ikimiz de işe geç kalacaktık. Çünkü farklı saatlerde gitmemiz gerekiyordu. Mecbur ben bıraktım herkese, ondan sonra eve geldim şimdi. Bu arabayı çalıştırabilirsem tekrar onları almaya gideceğim sırasıyla çocukları, oradan sonra da Meltem'i. Şöyle basit bir alet arkadaşlar. Eksiye eksiye şöyle takmam lazım. Şimdi buradan çalıştırıyoruz. Sabah bu vardı ama bir sene olmuştu alalı. O yüzden şarjı %50'nin altına inmiş. O yüzden bu da işe yaramadı. Şarja taktım giderken. Ve şimdi işten geldikten sonra şu an akünün voltunu ölçüyor. 15.9 da cam veriyor. Sabah hiç tık yoktu. Bakalım şimdi ne yapacak. Bir deneyelim. Araba tamamen buz ya. Her yeri buz ya. Eksi 18 derece şu an dışarısı. Bakalım ne olacak. Evet. Tekte çalıştırdım. Küçücük cihaz. Ama işe yarıyor. Kapanan arabaya aküyle iş yapmaktansa şöyle küçük bir aletle yapabilirsiniz. %100'dü. Bakın %10 şarjı gitmiş. %90. Ve işimiz hazır. Şimdi tabii işimiz bitti mi? Yok. Arabanın ısınmasını beklersek 1,5 saatte ancak ısınır. Ne yapacağız? Kazıyacağız. Yani öyle bir kalın buz tutmuş ki kazısak bile zor çıkıyor. Yani yarım santime yakın. Ben şimdi şu arabayı biraz kazıyım. Biraz arabayı kazıyım, sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, camları komple temizledim. Ön ve arka camları iyice temizlemeniz lazım. Şu son cama gerek yok. Ama arka camların da temiz olması lazım. Yoksa sağlam bir cezası var.
kadar camları temizlememe rağmen şu fardan ceza yiyenler var. Far da donmuş, ışığı göstermiyor. Şu an gündüz olduğu için belki sıkıntı yaratmazlar ama akşam olmuş olsa ona da ceza yazarlar. Şu an aracımız kullanmaya hazır. Kararda bile saat 3.30 Atay'ı almaya geldim arkadaşlar kreşten. Her yer böyle ışıl ışıl yaptılar. Noel'den önce süslüyorlar. Malum her yer karanlık olduğu için biraz fazla ışığa ihtiyacımız var. Şimdi Atay'ı alıp eve geçeceğim. Evet, yine iş başa düştü arkadaşlar. Sabah Passat yarı yolda bıraktı. Şimdi de oduncu. Odun sipariş ettim. Dedi ki traktörüm çalışmıyor soğuktan. Dedi, tilhengerin varsa römorkun gel al. Böyle zamanlarda mecbur kendi işinizi kendiniz görüyorsunuz. Bende de römork olmadığı için komşudan rica ettim. Şimdi gidip -15 derecede odun taşıyacağız. Hava durumunu göstereyim size şuradan. Gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an -16-17 civarı gözüküyor. Evet arkadaşlar. Römorkumuzu bağladık. Odunlarımızı almaya gidiyoruz. Norveç'te yaşıyorsanız her şeye hazırlıklı olacaksınız arkadaş. Yani her an her şey olabiliyor. Havalar soğuk. Gördüğünüz gibi derece orada. Römork arkadan geliyor. Tesla kullanıyorsun ama yine de odun yakıyorsun diyeceksiniz. Yakıyorsun, yapacak bir şey yok. Fakirliğin gözü kör olsun. Şimdi yine bir sürü linç gelecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bak, kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Adamı aradım, getirebilir misin diyorum. Yok diyor, getiremem. Traktör çalışmadı diyor. Gelip kendin al diyor. Evet, şimdi odunları almaya geldim. Adam küçük forklifiyle odunları getiriyor. Dediği de doğruymuş. Bu arada traktörü donmuş burada. Bayağı uğraşmışlar hatta, bak orada mazotu da var ama olmamış. Şimdi içeri girdi. İçeriden buradan odunları getiriyor bana. Evet. Evet, yüklememizi yaptık. Şöyle de sabitledik. Odunlar geldi, ısınmalık. Oh, -16 derece şu an var ya, donuyorum. Ellerimi hissetmiyorum yalnız. Bunları yerleştirmemiz lazım. Mecbur bugün yerleştireceğiz. Çünkü yarın çok fazla bir kar bekliyoruz. Karda bunu yerleştirmek daha zor olur. Gel gel gel. Nereye? Dönüşte tam ona değiyor ya. Ha evet, tamam, bakıyorum. Değebilir. Değecek. Değecek. Arkadaşlar böyle bir palete 1200 kron para ödedik. Eğer kendileri getirirseydi 300 kron daha taşıma ücreti oluyor. Biz gidip kendimizi alırsak ücretsiz getirmiş oluyoruz. Eldivenlerimizi giydik. Seni bekliyoruz. Bunları şimdi şuraya odunluğa yerleştireceğiz. Yani şimdi hep birlikte odunları taşıyacağız odunluğa. Çok soğuk. İnanılmaz soğuk şu an. Ya nefesim buharlaşıyor bak konuşurken. Hadi kızım, hadi 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 hadi. Yardım et. Şimdi kapatıp ben de geliyorum taşımaya. Meltem Hanım, sizi de piste alalım böyle. Öyle çekmeyle olmaz. Hadi bakalım. Yok, ben fenomeni taşıyamam, kusura bakma. Hadi gel bakalım. Fenomeni zaman odun taşıyoruz. Tamam, geliyorum şimdi. Dondum dondum, eldiven giymem lazım. Çok soğuk. Hiç bitecek gibi değil bugün. Taşı taşı bitmiyor. Her tarafım mahvoldu. Ata yardım etmiyor. Ata kral ya. Ben dedi, baktı çok soğuk dışarısı. Beni hiç bulaştırmayın dedi. Ben içeride tablet izleyeceğim. Bugün zaten Valya'da da odun moda çizecek çocuklar. Orada toplam inşallah. Bakalım beni kitlemez. Nasıl güzel bu aktivite. Şef bizi kontrole geldi. Hadi çorbada hadi. Senin de tuzun bulunsun. Hadi bakalım. Hadi koy bakalım ata odunluğa.
Aferin sana. Aferin sana. Bravo. Dünler saat 7. -17'lerden sonra kar geldi ama fırtınayla geldi. Rüzgarı hissedebiliyor musunuz? Ne olmuş buralara? Her yer kar olmuş ya oğlum. Hadi koş, geç kalıyoruz, işe gideceğiz şimdi. Hadi okula, işe. Aa, fırtına çıktı. Hadi. Nasıl bir fırtına var, kar fırtınası. Tamam, şimdi tek kucağım alacağım, öyle gidemeyiz. Tabii arabayı temizlemeden gidemeyeceğimiz için fırtına da olsa mecbur temizliyoruz. Arkadaşlar genelde niye araba dışarıda duruyor diye soruyorsunuz. İki aracımız var. Biri de diğer mecburen dışarıda oluyor her zaman. Ya bu oluyor ya diğeri. Onu da açıklık getireyim. Bizde Volvo vardı. Onu sattık. Tesla'yı aldık. Öbür aracımızın zaten borcu yok. Bir aylık maaşımla almıştım. Daha önce anlatmıştım size bankada çalışırken. İkinci bir araç ihtiyacı olduğunu almıştık. Şu an iki aracımız var sadece. Tek aracımız olduğu için de biri de hep dışarıda duruyor. Geldim o zaman. Gün başlasın. Bugün oynayacağız dışarıda büyük ihtimalle. Arkadaşlar giyindim, süslendim. Arabanın üstü kar olmuş. Ben çıkana kadar bayağı bir temizledim. Şu an temizlemiş halim arabaya tekrar binene kadar. Sizi şimdi gezmeye götüreceğim. Önce Beril'i bugün doğum günü var arkadaşının. Oraya gidiyorum. Onu bırakacağım. Sonrasında da şeye gideceğim. Bugün gönüllü olarak çalıştığım derneğin 75. yıl kutlaması var. Oraya davetliydim. Oraya doğru gidiyoruz. Önce Beril'i bırakalım. Size de yoldan manzaralar gösterelim karlı yollardan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi lapa lapa kar var. Yolları temizlemişler. Genelde 7-24 araçlar çalışıyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere. Ama ara sokaklar bazen gecikebiliyor. Ana hatların hepsi açık. Bu arada kullandığımız tekerlekleri merak edenler olacaktır. Buraya özel tekerleklerin hepsi. Daha önce birkaç kez bahsetmiştik. Çivili lastikler var üzerinde. Ama yine de dikkatli gitmek gerekiyor. Kayma riski var her zaman. Buzun üstüne kar yağdığı zaman daha riskli oluyor. Kaydırabiliyor arabayı yine de. Ama her koşulda çivili lastikler bayağı iş görüyor. Şimdi gidene kadar biraz da size buradaki çocukların doğum günü sisteminden bahsedeyim. Genelde kızlar kızları, erkekler erkekleri çağırıyor doğum gününe. Bu arada ya yollar çok kötü, inşallah çok fazla ses almıyordur arabanın içinden. Şöyle ara sokaklara girelim, daha sakin gideceğiz. Burada genelde çocuklar sınıf arkadaşlarını davet ediyor. Ve kızlar kızları, erkekler erkekleri çağırıyor. Tabii ki karışık olarak çağrılan doğum günleri de olabiliyor. Ama genelde hep böyle sade, çok fazla süsleme püsleme olmuyor. Daha çok çocukların oynayabileceği şeylere, eğlenebileceği şeylere odaklanılıyor. Ufak bir yaş pasta yapılıyor. İşte genelde çocuklar çikolatalı pastayı çok seviyor. Böyle bildiğiniz çikolatalı keklerden bahsediyorum. Böyle büyük baton şeklinde kekler yapıyorlar. Onu yiyorlar. Pizza sipariş ediliyor. Popcorn falan yapılıyor. Ya da sosisli, o tarz şeyler. Basit hem de çocukların yiyebileceği şeyler yapılıyor genelde yemek olarak. Hediye olarak da genelde herkes ortak olarak çok böyle pahalı hediyeler almamaya özen gösteriyor. Bu bir tercih. Yani alan var, alamayan var. Herkesin bütçesine ortak bir şey belirleniyor. Kimisi önske liste dönüyor burada. Almak, yani hediye taleplerini yazıyor, iletiyor. Kimisi siz ne isterseniz onu getirin diyor. Kimisi kart yapıyor sadece doğum günü hediyesi olarak. Yani kesinlikle hediyenin bir şeyi yok. Bir sınırı yok. Ama tabii çok pahalı hediyeler olmayacak şekilde sınırlandırmışlar.
Bu şekilde oluyor genelde burada doğum günleri. Bizim burada çok fazla doğum günü kutlayabilecek dışarıda organizasyon yapılacak bir yer yok. Genelde okulun jimnastik salonlarını tutuyorlar ya da SFO'yu tutuyorlar. Bu hafta sonu kızımın da doğum günü var. Size oradan da kareler çekeceğim nasıl bir doğum günü olduğunu göstermek için. Genelde böyle gayet mütevazi şekilde kutluyor çocuklar doğum günleri. Önemli olan çocukların eğlenmesi. Ben şimdi kızımı buraya bırakacağım. Sonra da kendim gideceğim. Bir şey mi söylemek istiyorsun Beril? Bir dakika bekle. Önceden böyle bowling vardı burada. Orada da doğum günü yapıyorlardı. Ben orada olmuştum bayağı bir. Şimdi orası kapandı ya kızım. Evet, orası ama artık kapandı. Ama çoğu kişi evlerinde de yapıyor. Az önce yürüyüş yapan birinin üzerinde reflektör gördünüz. Burada zorunluluk var. Akşamları burada hava erken kararıyor. Yürüyüş yapanları sürücüler görsün diye reflektör takmak zorundayız. Yansıyan bir şey olması gerekiyor üstümüzde. O yüzden bu bir zorunluluk. Cezası var hatta eğer refleks takmadan yürüyüşe çıkarsak. Çünkü sürücülere bir zorluk yaşatıyor karanlık dönemde. Ekstradan üzerinize yansıyan bir şey olmadığı zaman. Bakın karşıda hemen sağ tarafta köpeklerini gezdirmeye çıkmışlar. Görebilirsiniz. Üzerlerinde yine yansıyan bir şeyler var. Kavşaklarda gördüğünüz gibi ışık yok. Herkes önceliğini biliyor. Trafik sağdan akıyor buradan da yine aynı şekilde. Önceliğini biliyor. Herkes birbirini bekliyor. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu arada doğum günü kutlamak için özel bir alan yok demiştim. Bizim şehrimizde özel bir durum. Büyük şehirlerde tabii bazıları organizasyon tutup kutlayabiliyor. Mesela Playland gibi çocukların oynayabileceği alanlar tutuluyor. Kimisi sinemaya götürüyor çocukları böyle birkaç kişiyi alıp yakın arkadaşlarını. Kimisi havuzda götürüyor, havuzda eğlence yapıyorlar. Kimisi dediğim gibi oyun alanlarına götürüyor. Evde yapanlar var doğum gününü. Tabii çok göreceli, zevkler ve renkler tartışılmaz. Herkes kendine göre bir organizasyon yapıyor ama genelde çok mütevazi kutlanıyor. Öyle çok şaşalı bir kutlamaya hiç denk gelmedim. Büyük şehirlerde nasıl bilmiyorum. Eğer büyük şehirlerde kutlama yapıp böyle şaşalı Norveçlilerin kutlamalarına katılan varsa yorumlara yazabilir. Ben sadece kendi gördüğüm, gözlemlediğim şeyleri paylaşıyorum. Birazdan gideceğim yere varacağım. Burada da dediğim gibi derneğin kendi içerisinde bir ortamda yapacağız eğlencemizi. Sadece gönüllüler katılmış olacak kutlamaya. Bakalım nasıl geçecek. Ben de ilk defa katılıyorum bu arada bu eğlenceye. Yaklaşık 2-3 yıldan fazladır gönüllü olarak çalışıyorum. Şimdi hatta Ocak ayında özel bir kursa gideceğim. Yangın, deprem, sel gibi felaketlerde ilk yardım almamız istiyorlar. Gönüllü olarak arama kurtarma ekiplerine katılabilmemiz için bir şey alacağım ben de. Kurs alacağım Ocak ayında. Oradan da size gözlemlerimi paylaşırım. Saat 8.30 yeni çıktım etkinlikten. Yalnız içerideki yaş ortalaması 75 falandı. Birkaç tane genç katılmış sadece benim yaşlarıma yakın. Tabii bu organizasyonda bu dernekte gönüllü olarak çalışan gençler de var ama herkes işe güce gittiği için genelde akşamları bu tarz etkinliklere hafta içi fazla katılmıyorlar. Yoruldukları için vesaire. Diğerleri emekli gelenlerin. Onların daha fazla vakti olduğu için bu tarz etkinliklere katılabiliyorlar. Ama hepsi çok tatlıydı, çok minnoşlardı. Herkes tek tek böyle soruyorlar, nereden geldin, ne yapıyorsun falan filan. Konuştuk, sohbet ettik. Çok güzel geçti, güzel bir yemek hazırlamışlar. Böyle atıştırmalık. Pasta falan yedik. Ondan sonra tabii yaş ortalaması 75 olunca espriler gırla gitti yani. Bir işitme testi yapalım falan diye başladılar zaten konuşmaya. Şimdi bu organizasyonla ilgili zaten daha önce size birçok kez hazırladığım videolarda bahsettiğim Norveç'in bu yardım kuruluşu büyük köklü bir yardım kuruluşu Rödekurs. Hem ailelere özel yaptıkları yardımlar var, hem afet durumlarında yaptıkları yardımlar var, hem göçmen ailelere yaptıkları yardımlar var, hem dışarıdan gelen mülteciler için yaptıkları yardımlar var. Kalem kalem çocuklara böyle
göçmenleri kaynaştırmak için oyun grupları vesaire var. İşte Sprock Cafe etkinliği var. Var da var. Bir sürü çeşitli etkinlikler var. Bunları şimdi tek tek anlatmayacağım video uzamasın. Merak ederseniz zaten bununla ilgili işte çocukları ücretsiz tatile götürdükleri organizasyonlar var vesaire. Bunlarla ilgili konuştuk tabii. Bu sene ne gibi organizasyonlar yaptık? Kaç kişi, kaç aileye yardımımız dokundu? Ekonomisi dar gelirli aileler için yemek yardımları vesaire var. Bunların hepsinden bahsetmiştim. Videolar var kanalda, bulabilirsiniz. Ben şimdi eve doğru gidiyorum. Çok keyifli, eğlenceli bir gün oldu benim için. Her ne kadar yaş ortalaması 75 de olsa çok cana yakınlardı. Çok kibar ve naziklerdi. Ortamda nezaket, hoşgörü ve naiflik hakim olunca sohbet etmesi de keyifli oluyor. Ben de biraz Norveççemi geliştirmiş oldum. Hem yeni insanlar tanımış oldum. Ekledik birbirimizi Facebook'tan. Konuşacağız, görüşeceğiz. Onlar da beni davet edecekler. Belki ben de onları evime davet ederim. Böyle her geçen gün çevremiz biraz daha artıyor. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Çevremiz gelişiyor arkadaşlar. Tabii bu zamanlara gelmek kolay olmuyor sıfırdan hayat kurarken. Her aşamasını anlatmaya çalışıyoruz size, bilgi vermek amaçlı. Yani neler geçecek başınızdan bir göçmen olarak, her şeyiyle anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kimine yaranabiliyoruz, kimine yaranamıyoruz. O ayrı mesele. Ne anlatsak beğenmeyenler olacak, çıkacak. Her zaman olduğu gibi. Ama ben yine anlatmaya devam edeceğim. Çünkü bu bilgilere ihtiyacı olan insanlar var benim gibi. Onlar için anlatmaya, emek vermeye, hem kendimi hem beni izleyenleri geliştirmeye, bilgilendirmeye devam edeceğim. Merhaba herkese. Yarın benim doğum günüm, 10 yaşıma giriyorum. Arkadaşlarıma pastamı kendim yapıyorum. Evet, hazırlığımızı yaptık. Beril illa ben kendim yapacağım pastamı anne dedi. O yüzden mümkün olabildiğince basit şekilde hazırlayabileceği şeyler aldım. Birlikte ona yardım ederek ben de hazırlayacağız pastayı. İnşallah arkadaşları beğenir. Süslemeyi de kendisi yapacakmış. Olabildiğince sade, çocukların daha çok eğlenebileceği bir doğum günü partisi planladık. Zaten oradan da çekim yapacağım size. Şimdi bunları hazırlayalım, son halini gösteririm. Evet, Beril pastasını bitirmek üzere süsleme aşamasına geçtik. Nasıl gidiyor Beril? İyi. Eğlenceli mi? Evet. Nasıl, güzel mi kendi pastanı yapmak? Evet. Bunu da ilk kez yapıyoruz bu arada. Birkaç kere pasta satın aldık. Burada pastalar hem inanılmaz pahalı hem de çocuklar niyeyse sevmiyor. Çok fazla marşipan kullanıyorlar. Genelde böyle şokolade kak ediyorlar. Çikolatalı pastaları daha çok sevdikleri için kendimiz evde yapıyoruz. Geçen sene de kendimiz evde yapmıştık. Onu daha çok yediler. Böyle bir çözüm geliştirdik kendimize. Hem Beril de kendisi yapmak istedi. Anı kalmış oldu ona da. Pastayı bitirdik, evet. Şimdi bir de arkadaşlarıma sordum onların alerjisi falan bir şey var mı diye. Ona göre hazırladık pastayı, değil mi? Evet, ona göre hazırladık. Bir de pizza yaptıracağız. Çocuklar burada pizza yemeyi çok seviyorlar. Onun dışında bir de popcorn vermeyi düşünüyoruz. Zaten oradan da çekim yapacağız size. Çocuklara şeker paketleri hazırladık hediye olarak. Onları da doğum günü esnasında gösteririm. Pastayı şimdi hemen dolaba atalım. Eline sağlık Beril, çok güzel olmuş. Beğendin mi pastanı? Evet. Heyecanlı mısın? O zaman şimdiden doğum günün kutlu olsun kızım. İnşallah çok güzel, dilediğin gibi geçer. Beril'in doğum gününü kutlamaya okula doğru gidiyoruz. Hava yavaştan kararmaya başladı. Saat 2:10 geçiyor. Birazcık yolu çekmek istedim size. Hava -21 derece. Soğuğu hissedebiliyor musunuz bilmiyorum. Bence hissedilen daha fazla. Hissedilen galiba 23 falan. 25. Hissedilen -23-25 arasıymış arkadaşlar bu arada. 21 gösteriyor ama asla öyle değil. Arkadaşlar size daha önce öğretmenlik videosunda bahsettiğim, eşimin de bir yıl çalıştığı okul sonrası SFO dediğimiz yerdeyiz şu anda. Beril'in doğum gününü burada kutlayacağız. Bu alanda sadece bu alan dışarıya kiraya verilmiyor. Daha önce burada çalışmış ya da çalışmaya devam eden kişilere, sadece kişilerin çocukları için doğum günü kutlamasına izin veriliyor. Biz de bugün burayı tuttuk Beril için. Burada doğum gününü kutlayacağız. Sadece arkadaşları gelecek. Böyle sade, şık bir masa hazırladık. Doğum günü pastasını kendisi yaptı. Kombinlerimizi bile kendisi seçti bugün. Genelde veliler katılmıyor doğum günlerine. Sadece çocukları bırakıp geri gidiyorlar.
Birazdan arkadaşları gelecek, 3 gibi başlayacak. 1-2 saat buralarda olacağız. Müzemizi ayarlıyoruz. Şimdi biraz size etrafı gezdireyim. Yaşadığım en stressiz doğum günlerinden birini yaşıyorum. Norveç usulü doğum günü kutlarken. Çünkü burada doğum günleri çocuklar için kutlanıyor. Çocukların eğlenmesine odaklanılıyor. Biz de basit, çocukların yiyebileceği, herkesin eğlenebileceği bir ortam hazırlamaya çalıştık. Nacizane elimizden geldiğince. Etrafı da göstereyim bu arada size. Çocuklar buralarda oynayabilecekler. Normalde okul sonrası çocukların anneleri babaları almaya gelene kadar kaldıkları bir alan. Oyun oynuyorlar. Dışarıda aktiviteler yapıyorlar. Bizimkiler oynamaya başlamış bile. Ata, beğendin mi burayı? He? Güzel mi oğlum? Birazdan arkadaşlar gelecek. Hep beraber oynarsınız, tamam mı? Böyle bir yer arkadaşlar. Oyun odaları var. Az önce çektiğim yer çocukların yemek yediği yerler. Vallahi sade, gösterişten uzak, böyle çeşit çeşit yemek yapılmayan doğum günlerini çok seviyorum. Çünkü doğum gününe hazırlanırken anne çok yoruluyor. Acaba onu beğenecekler mi, bunu beğenecekler mi, o yenecek mi, bu yenecek mi derken. O yüzden basit şeyler, basit şekilde hazırlık yapmak daha mantıklı. Sizlere de tavsiye ederim. İlk geldiğim sene çok hazırlık yapmıştım. Velileri de davet ettim. Çoğu şey yenmedi, israf oldu. Çok fazla yemek yemiyor çocuklar çünkü burada. Yedikleri belli başlı şeyler var. Pizza seviyorlar, çikolatalı kek seviyorlar, sosis seviyorlar. Onlara göre hazırlık yapıyoruz. Herkesin damak zevki bize uymak zorunda değil. Evet, şimdilik böyle. Heyecanlı bekliyoruz. Ha, sinema salonu da varmış. Oraya götüreyim size hemen. Evet, burası okulun bodrum katı. Buraya sinema salonu yapmışlar. Çocuklar arada gelip burada bir şeyler izliyorlar. Böyle bir yer. Projektörden yansıtma yapıyorlar. Geçenki doğum gününde de popcorn patlattık en son. Çocuklara burada bir şeyler açtık. Çok eğlenceli oldu, keyifli oldu. Hem burada dans ettiler, hem bir şeyler izlediler. Burada zaten ses sistemi falan da var. Jazz dans edeceğiz herhalde. Çocukları çekemeyeceğiz. İzin almadığımız için ailelerinden. Ama ortamı size tarif edebilirim. Gayet eğlenceli oluyor. Yani buradaki doğum günleri genelde çocukların eğlenmesine odaklı yapılıyor, velilerden çok. O yüzden önemli olan doğum günü çocuğuyla gelen çocukların eğlenmesi. Şimdi hazırlıklarımızı yapalım. Misafirlerimizi bekleyeceğiz. Bugünkü doğum günü kombinimiz Beril'den. Kolyeleri o yaptı. Yakışa. Evet. Elbiselerimizi. Kıyafetlerimizi o seçti bugün Hatay'la birlikte. Hatta böyle yap kameraya. Cennet ablana böyle yap. O zaman doğum günü başlasın mı? Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hayır. Ne yapıyorsun? Örümcek adamını mı gezdiriyorsun? Örümcek adamı evet. Beril'in hediyeleri geldi. Açtılar çocuklar. Aşağıya oynamaya gitmişken ben de size çekeyim. Kimisi böyle 100'er kuran para getirmiş kartlarla beraber. Böyle birkaç tane hediye geldi. Şimdi onlar eğlenmeye gittiler. Biz de pizzalar hazırlayacağız. Ondan sonra yiyip eğlenmeye devam.